oldu? Kusura bakma, sinirlerim çok bozuk. Ama biriyle konuşmazsam da çıldıracağım. Dün akşamdan beri çok kötüyüm Peker, çok. Hay Allah, ne oldu peki? Hilmi beni aldatıyor. Hiç şaşırmadım, o adam tıynetsiz bir adam. Ama kimin ne tahmin et? Tanıdığımız biriyle mi yoksa? Elif'le. Hangi Elif? Behlül'ün Elif'i deme. Onunla. Aynur Hanım'a söz verdim Nihat'a bile söylemeyeceğim diye ama bu işin bir ucu da size dokunuyor. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Biliyordum ben. Tahmin ediyordum bu kızın ne kadar sinsi olduğunu. Peki emin misin o Elif olduğuna? Dün gece telefonlu konuşmalarını duymuş. Önümüzdeki hafta İtalya'da defilesi varmış. Dün gece Elif de söyledi ya, bu kadar tesadüf olur mu? Defileye 4 manken katılıyor zaten. Aynur Hanım bilmiyor ama Elif'in kim olduğunu. Dün gece konuşmuşlar demek. Nasıl da masum masum kırıtıyordu, yanımızda bakar mısın? Lütfen Adnan'a falan hiç kimseye bir şey söyleme. Büyük rezalet çıkar. Behlül'ün öğrenmesi lazım ama. Ya aynı kız değilse? İyice öğrenmeden olay çıkarmayalım. Bak benim yüzümden iş daha beter büyümesin ne olur. Merak etme, ben bunu öğrenecek bir yol bulurum. Elif'in ailesi geldi mi? Yarın geliyorlar. Sen gidiyorsun, onlar geliyor. Evet maalesef. Uçağın kaçta baba? Sabah 9'da. O zaman yarın öğlende falan Washington'dasın. Durumu Elif'in ailesine izah edersin belki. Tabii biliyorlar, biliyorlar zaten. Adnancığım ben diyorum ki evde vereceğimiz daveti sen gelene kadar ertelesek. Onları bu hafta sonu Peykerlerin Kulübü'nde ağırlasak olur mu? Olabilir. Bütün günü orada geçiririz. Değişik bir ortam, onların da hoşuna gider. Ne dersin Behlül? Bilmem ki. Olur herhalde. Nasılsınız? Çok şükür. Sizleri sormalı. Teşekkür ederiz. Ne güzel yermiş burası. Beğendiğinize sevindim. Yollara bayıldım hele. Oo Hilmi Bey, merhaba. Merhaba. Eşim yurt dışında olduğu için bugün bize katılamıyor. Öyleymiş, Behlül Bey söyledi. Döndüğünde o da sizlerle tanışmaktan çok mutlu olacak bizler gibi. Biz de çok mutlu olduk, sağ olun. Behlül. Hayrola? Ailece pek hoşlanmadığımız biri geldi de. Onu burada göreceğimizi hiç tahmin etmedim. O da bu kulübün üyesi değil mi? Burada atları var. Gelmesi çok normal. Neyse canım, önemli değil. Kusura bakmayın. Yemekten önce ne ikram edelim size? Ne içersiniz? Sağ olun. Bir şey içmeyeyim şimdi. Siz? Ben de istemem. Teşekkür ederim.
Elif taşındığından beri bizim de bir ayağımız İstanbul'da hep. O kadar gittik geldik, hiç böyle güzel gezmemiştik. Vallahi değdi bu sefer. Hemen yemeğe geçelim mi yoksa etrafı şöyle bir dolaşmak ister misiniz? Dolaşalım, taya bakalım. Bülent. Dolaşalım, görelim bakalım. Bizim şeye benzettim ben burayı, Kilis'teki çiftliğe. Ya? Aa, İzmirlisiniz diye biliyorduk. İzmirliyiz ama öğretmenlik yaparken çok gezdik. İlk görev yerimiz Kilis'ti. Babacığım hadi çıkın gezin siz, ben de geliyorum birazdan. Hadi bakalım. Buyurun. Ben de bir mutfağa bakayım. Ne demek oluyor bu? Lütfen tanıştığımızı belli etme, lütfen. Erkek arkadaşım dediğin Behlül müydü? Yakında nişanlanıyoruz. Lütfen bir terslik çıkmasın. Lütfen. Teşekkür ederim. Bihter. Efendim? Düşündüğün gibi değil. Ne oldu? Ne düşündüğüm gibi değil? Neyse. Daha önce tanışmıştık. Hı hı. Görüyorum. Ne oldu? Sana mesaj geldi. Ne diyor? Kalabalıktan sıkılmış imdat diyor. Nereye? Durağa bakayım, annene de ayıp olmasın. Bırak, sesleri çıkmıyor. Keyif yapalım 2 saat. Hayatım. Gel. Bayıldım vallahi buraya. Ne güzel tesismiş. Öyle değil mi? Ah, Bülent yine atlara getirdi bizi. Çok güzel. Yorulmadınız mı? Ben acıktım. Hadi hanım. Hadi o zaman yemeğe geçelim. Birbirimizi daha iyi tanıyalım. Buyurun. Hilmi Bey'in atını gördünüz mü? Geldiğimizde görmüştük. Öbürü ağırdı o. Sen nereden biliyorsun Hilmi Bey'in tayını? Ben daha önce buraya arkadaşlarımla gelmiştim. O zaman Hilmi Bey'le tanıştım. Bana söylememiştin de. Ondan hoşlanmadığınızı bildiğim için. Hmm. Zaten o da nedense apar topar gitti. Kalamadı daha fazla. İyi ki Firdevs Hanım gelmemiş. Bir gerginliği daha kaldıramazdım. Hadi yemeğe geçelim. Hadi.
Annenlerin keyfi yerinde. Seninle sonra bir şey konuşmak istiyorum. Ne oldu? Sonra. Gerçekten çok şık. Bu parçayı da sadece sizin gibi özel müşterilerimize çıkarıyoruz. Muhteşem bir şey. Çok güzel ama şu aralar bir şey almayı düşünmüyorum. Bunu görünce fikrinizi değiştireceksiniz. Ne kadar bu? Kalsın. Size bir şeyler yaparız. Ay yok, baştan çıkarmayın beni şimdi. Ah, Sevil Hanım. Aa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım, nasılsın? Teşekkür ederim. Hiç görünmüyorsun. Özlettin kendini. İnzivaya mı çekildin, ne oldu? Yurt dışındaydım. Aa evet, Gülaylardan duymuştum, evet. Benimkiler hazır mı? Evet Sevil Hanım. Aman iyi. Derneğin balosu için hazırlık. Çok az kaldı. Evet. Bihter balı için çok çalışıyormuş. Evet, yoğun bu aralar. Sen neciciler alıyorsun bakayım? Karar veremedim daha, düşünüyorum. Aa! Bu o değil mi? Meşhur gerdanlık. Bunu almadı diye Ümran'la kocasının arası bozulmuş. Öyle mi? Geçen gün ne oldu? Oyuna gittik ona. Baktım, senin tombak baş köşede duruyor. Melih Bey yalısından diye gerine gerine gösteriyor herkese. Müsaideden almış. Ayıp ama. Söyleme bari. Herkes biliyor zaten. Vallahi senin nasıl üzüleceğini düşündükçe yüreğim sızladı. Niye üzüleyim canım? Etrafımda geçmişe ait hiçbir şey olmaması için sattım her şeyi. Öyle de. Bunu mu aldın? Evet. Ah, çok şık. Of. Ne o erkencisin? Ne oldu? Bizi oraya niye götürdün Bihter? Anlamadım. Hilmi denen o adamla karşılaşacağımızı biliyordum. Elif'le onun tanıştığını da biliyordun. Onun için orayı seçtin değil mi? Hayır. Elif bana her şeyi anlattı. Bizi karşı karşıya getirmek için oraya götürdün değil mi? Elif sana ne anlattı bilmiyorum ama evet doğru. Elif'le ilgili bazı şüphelerim vardı. Eğer doğruysa da yol yakınken öğrenmen iyi olurdu. Neden benimle bu kadar ilgilisin? Neden? Nasıl neden? Ben sadece ailemizin... Ablana yazdığım notları saklıyorsun. Gizli gizli odama girip eşyalarımı karıştırıyorsun. Evlenmemi istemiyorsun. Niye yapıyorsun bunları Bihter? Niye bu kadar düşünüyorsun beni? Niye aklın hep bende? Ha? Küstah. Ne oluyor? Bir de Nihal'e şakası yapma diyor. Kendine bak önce. Ayrıca hiç alay etme, saçların böyle çok iyi. İzninizle üstümü değiştireceğim. Neydi o manzara öyle? Tokatlayacaktın neredeyse, ne yaptı? Hiç işte, saçma sapan uğraşıyor benimle. Son günlerde çok didişir oldunuz. Bu hiç hayra alamet değil. Gördüğün gibi her şeyin farkındayım canım. Ne var ki neyin farkındasın? Sen Adnan yok diye gerildin. Onun nişan heyecanı sardı. Sebepsiz tartışmalarla huzurunuz kaçacak diye korkuyorum. Thank you.
Aile toplantısı nasıldı? Güzeldi. Adnan kaçırdı. Keşke bu kadar yoğun olmasa, değil mi? Olaylardan uzak kalıyor hep. Keşke ben de sizle gelseydim. Biraz dışarı çıkayım, havam değişsin dedim. Daha beter moralim bozuldu. Sevil'le karşılaştım. Bana yaranmak için arkamdan konuşulanları bir bir anlattı. Neler söylüyorlarmış bir bilsen. Satılan eşyalarımız, antikalarımız. Sonradan görmelerin evlerinde sergiye çıkmış. Melih Bey takımının antikaları diye... ganimet gibi sergileniyormuş. Selam vermeye tenezzül etmeyeceğim kadınlar. Beni düşkün ilan etmişler. Benim bu evde sığıntı olduğumu söyleyenler varmış. Düşün. Ama bu senin dernek balosunda Firdevs Yoroğlu'nun bitmediğini göstereceğim onlara. Öyle bir çıkacağım ki karşılarına. Hepsi dersini alacak. O gece çok şık olmalıyım Bihter. Kendime bir şeyler almam lazım. Bana yardım eder misin? Sadece kendim için istemiyorum bunu. Senin de itibarın söz konusu. Tamam, yarın kartımı veririm, alışverişe çıkarsın. Teşekkür ederim canım. Yorgunum, biraz uzanacağım. Uzan hayatım, dinlen. Ya Bülent, kapat şunu, dersine bak. Çağırırım Matmazel'i şimdi. Aa, ne zaman geldin? Nereye gidiyorsun? Az önce geldim. Elif'e gidiyorum. Gece şık bir yere gidiliyor galiba. Yok, yarın işe oradan giderim diyorum. Annesiyle babası yarın dönüyorlar. Son gece yalnız bırakmak istemiyorum onları da. Ne güzel. Hatır şin hasta amat. Aferin sana. Hoşça kal. Behlül kaçar. Thank you.